Abi konu daha ziyade mana ismi ve manafi tefrik edilmesi. Nereden okuyacaksın? 400 kaçtı? 4. hatta 460 mektubat. Tamam. Spordan mı? Başka hangileri var? Yok, muhtelif yerlerden okuyacağız abi. Tamam abi, o zaman tamam. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dördüncü atfede külli şeyin halikün illa vecih dersini verdiği gibi nefs kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mabuduna karşı adavetkaran bir isyan taşır. İşte şu gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Hakikat şudur ki her şey nefsinde mana ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Fakat mana harfiyle ve sani-i zülcelin esmasına aynı darlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şahittir, meşhuttur, vaciptir, mevcuttur. Şu makamda tezkiyesi ve tathırı şudur ki, vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat Adem içindedir. Yani vücudu şahsısına güvenip, vücudu hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsız yey vücudu nihayetsiz zulümat Adem ve fıraklar içinde bulunur, boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucid-i hakikinin bir aynayı tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücut kazanır. Zira bütün mevcudat esmasının cilvelerine mazhar olan zat-ı vacibul vücudu bulan bir kalp her şeyi bulur. Şimdi başa dönüyoruz. Şu anlar sözde mektubatımı getiririm sana zaten. Nefs kendini serbest, müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mabuduna karşı adavetkârına bir isyan taşır. Şimdi burada nefis, Cenab-ı Hakk'a karşı adavetkârına isyan taşıması ve rububiyet dava etmesinin sebebi. İsyan taşıması ve... Yani niçin rububiyet dava ediyor, firavunluk dava ediyor? Bu 9. yılda Ramazan Risalesi'nde de yani... Cenab-ı Hak nefse soruyor. Sen kimsin, ben kimim, sen, ben diyor. Azap vermiş, yine sormuş, yine aynı şeyi sormuş. Sonra ne yapmış? Aç bırakmış. Açlık da diyor, o damarı kırıldı. Mevhum rububiyet damarını açlık kırıyor. Açlık azap etmiş. Hemen sayfa 404'te. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Niye istemiyor? Çünkü burada kendini serbest, müstakil ve bizzat mevcut bildiğinden. Burası önemli Hasan abi. Kendisini nefis, serbest, kendini müstakil ve bizzat mevcut biliyor. O zaman rububiyet dava ediyor. Rububiyet dava ettiğinden Rabbisini tanımak istemiyor. Firavun'a ne kendisi? Rububiyet istiyor. O zaman diyor ki Cenab-ı Hakk'ın azap veriyor. Ne kadar azaplar çektirirse o damar onda kalır. Firavunluk damarı, Rablık damar onda kalıyor. Kırılmıyor damar. Azapla kırılmıyor. Fakat açlık da o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Şimdi burası önemli. Yani açlıktan maksat ne? Ya biz açlık derken tarikat varım şeyi almamak gerekiyor. İşte hemen İktisat Risalesi'nde 7. nüktede külü ve şirevi vela tüsüf ayeti müsaat tefsir ederken yediğin vakit az ye, 4-5 saat geçmeden daha yeme, kolayca hazmedeceğin miktar ye, şifa hazımdadır tabirini kullanıyor. Şimdi insanlar muhtelif şeylerde şifa var, müsaat da diyor ki şifa hazımdadır. Yani hazmedebileceğin miktarı yemek. Burada ne çıkıyor o zaman sana? Bir nefsin terbiyesi çıkıyor. Nefis bu şekilde terbiye, yani vasat seviyesinde yerse... Yani İmam Rabbani Hazretleri'nin bir meşhur cümlesi var. Yani Allah'ın emrettiği miktarı yiyip içmek diyor, bütün riyazetlerin fevkindedir diyor. Çok güzel. Yani, diyet yapıyorlar ya şimdi. Evet. Demek ki sünnet-i seni uydur mu diyetine göre. Nefse en ağır gelen şey Hasan abi şeydir. Vasattır çünkü vasat Allah'ın emri olduğundan dolayı.
O da kendi müstakiliyetine ters olduğundan dolayı ne yapıyor? O şeyi, vasatı istemiyor. Bak, tefreti yaparsın. 2-3 gün aç kalırsın. Hiçbir şey yedirmez. İfrat onun zaten şeyi. Hiç ses yapmıyor değil mi? Ha, yedirmesin. Yaptık. Mesela biz açlık terbiyesi yaptık. Şey, tedavi olarak yaptık. Kaç gün yaptın? 3 gün. Farklı zamanlarda 3 defa yaptık. 3 gün. 3 gün mü 10 gün mü? 3 gün. 3 gün 10 gün yapamayız. Hiçbir şey yedirmiyorsun. Sıkıntı yok. Ses yapmıyor. Yok. Aç duruyorsun, ses yapmıyor. Yapmıyor. Çünkü bu tefrit yani. Bu Allah'ın emri değil. Ama vasat sevabı yediriyorsun. Vasat seviyesinde yedir. Çok kantik ha Murat bu. Doymadan kalkıyor. Yok, şey ona kabul etmiyor. Yedirdiği zaman ifratını istiyor. Bak şimdi 3 gün aç kalıyor. Çok tuhafıma gitti de ben yeni duyuyorum. Yapmış. 3 gün aç kalıyor. Nefis bir şey demiyor. Yiyorsun, az yiyorsun. Razı değil. Onu istemiyor. 3 güne razı, az yemeye razı değil. Niye? Çünkü vasat Allah'ın emri. Vay be. Çünkü kendisine müstakiliyet istiyor. Serbest müstakiliyet mevcut bildiğinden dolayı rububiyet dava ediyor. Allah'ın bu defa ölçülerini yapıyor? Kabul etmiyor. Yeter ki bana yedirme diyor ama vasat olmasın diyor yani. İfrat zaten kendisi şey değil. O zaman işte o ölçüyle hareket ederse işte açlıktan maksat olur sünnet-i seneye dairesi. O zaman ne oluyor? O damar kırılıyor. Firavunluk damarı ancak o şekilde kırılıyor. Yani buradaki cümle çok dikkat çekeceğiz sana. Hangisi? Yani, firavunluk damarı diyor, bak oruç diyor, doğrudan doğru. Yani nefsin firavunluk cephesine darbe vurur. Yani uzun bir zaman aç kalıyor ya, açlıktan beraber o damarı kırılıyor. Eğer bir insan yani vasat seviyesinde yaşarsa, yeme içmesi vasat seviyesini ayarlayabilirse o zaman Ramazan'ın dışında bütün ne olur? O haleti ruhu yakalayabilir. Ramazan'da yakalanan o halet genel oluyor. Genel umumileştirir, yapabilir, yaygınlaştırabilir yani. O zaman kalbinin derecatine girmiş olur yani. Çünkü kalbinin derecatı demek işte sünnet-i seneye dairesi. Bu sırada lemalardan şeyi söylüyor. Yani kalbinin derecatı nasıl girilir? Doktor orada şey söylemiş üçüncü lemada. Üçüncü lemada? Evet. Biz genelde hani Nadir abi de derslerde bahsediyor. Kalp ve ruhun daire hayatına girmekle ilgili. Biz hani onu hep böyle bütün her şeyden tecerrüt etmek olarak değil, anlıyorduk. Fakat her şeyden tecerrüt değil. Kaç o lemalarda okusana hoca. O bir lemaları bir. Lemaları Mustafa'ya verin. Al abi. Çünkü lemadan başka bir şeyler. Evet, hayat-ı kalbi ve ruhiye medar olan, kalp ürünün derece hayatına medar olan, marifet-i ilahiye, marifetullah'ta terakki, ki Risale-i Nüzade ne yapıyor diyor, tahkik-i iman diyor, imeret-i akarlık mertebeler var, tahkik-i iman dersini öyle bize Risale-i Nur, marifetullah dersi, ve muhabid-i Rabbani diyor, marifetullah, muhabbetullah, muhabid-i Rabbaniye, ve ubudiyet-i Sübhaniye, hani Lütfi Şami'de, hani ruhun dört hassasından bahsediyor ya, zihin, irade, his, muhabbet. Yani bunlar mecrasına giderse, hani insan iradesini, ibadeti yaparsa, zihinle tefekkür ederse, zihin sürekli tefekkürle meşgul olursa, o zaman ne oluyor Hasan abi? Marifet-i ilahi oluyor o zaman. Hani Emir Dağ yine ne diyor orada? Yani el hakikat, hakikat ve marifetullah bulmak için kesret daireni unutmaya çalışıyorlar diyor. Çünkü lüzumlu verilmesi gereken şefki şeyi diyor, zevki diyor ve kalbi boğuyor diyor yani. O yüzden yani malayani şeylerden sıyrılması gerekiyor. Yani iştenap etmesi gerekiyor. O zaman diyor marifeti o zihinde o zaman sürekli marifetullah'ta çalışıyor. Hani kainata ve enfis ve afaki olarak hep marifetullah burhanlarını görür. Marifetullah üzerinde terakki eder yani. Muhabbet-i Rabbaniye, ubudiyet-i Sübhaniye ve marziyet-i Rahmaniye cihetiyle. Bu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü tazammun eder. İşte bu dört tane şey hayat-ı kalbi ruhuya medar oluyor diyor. Yani kalbi ve ruhu derece hayatına girmiş bir yöntemi. Say madde olarak bir. Marifet-i ilahiye. Marifet-i ilahiye. Muhabbet-i Rabbaniye. Muhabbet-i Rabbaniye. Ubudiyet-i Sübhaniye. Ubudiyet-i Sübhaniye. Marziyet-i Rahmaniye. Marziyat-i Rabbaniye. Bu abi şey, hani şey var diyor, zihin, irade, his, şey ona mı bakıyor? Yani onların açılımı. Hep irtibatlı birbiriyle olan şeyler. Mesela yine 17. lemanın 14. notanın son şeyinde kalbinin derecatine gir diyor. Da, gir tabiri var. Ona söylüyor ki cismaniyeti bırak hayvanetliğin çık, kalbinin derecatine gir. Cismaniyeti bırak hayvanetliğin çık.
Cismaniyet ve hayvaniyet nedir diye baktığım zaman sözlerde 23. sözde cismaniyetin maksat nebatiyet cismaniyete baktığını, mide dairesi cismaniyete baktığı anlaşılıyor. Mide dairesi. Ha, ve cismaniyet ve hayvaniyette kuvve-i gadavi ve kuvve-i şehevi. Bunların ifrat ve tefritleri. Bu da hayvaniyet. Hayvaniyet tarafına bakıyor. Kuvve-i gadavi ve kuvve-i şehevi. Aslında konu şurada baktığımızda diyor ki nefs kendini serbest, müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet davranıyor. Bunlar enenin vasıfları. Şimdi biz bu konuyu yani nefis noktasında ele alırsak komple nefis çok geniş bir daire. Ama şurada öne çıkartılan vasıflar sanki bizzat enenin vasıfları. Zaten yani, aşağıda diyorsunuz enaniyet yapan nefistir. Bunlar yani bu nefsin enaniyet tarafı yani. Nefis enaniyet yapıyor zaten şu, bunu. Yani ene noktasına, nefsin ene noktasına bir iniş yapmamız gerekir diye geldi de hatırıma. Gideceğiz zaten, oraları aşağı gideceğiz. Zaten enaniyete bağlıyor. Bizzat bak, zaten o cümlenin sonunda onu diyor zaten. Enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu. Onu diyor zaten. Yani burada enaniyeti yapan zaten nefistir. Bu bir enaniyettir zaten yani. Kendini o şekilde bilmesi. Evet. Şimdi biz oraya mustakiliyetten girdik oraya. Şimdi tekrar buradan devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yani bundan dolayı yani rububiyet dava ediyor. İşte bu rububiyeti de o açtı kırdın orada söylüyor. İşte kendini serbest, müstakbir, bizzat mevcut bildiğinden rububiyet dava ediyor. Şimdi buraya yine bu mana ismi cihetine bakan yine Mektubat 59'da bir yer var. Orada da farklı tabirler kullanıyor. 59'da mı? Fakat külliyatta bir şey var usta Hasan abi dikkatinizi çekmişse. Nasıl ki diyelim ki büyük bir cami gibiydi. Camide mesela 10 tane kapısı vardır. Farklı farklı yerlerde girişler vardır ama aynı yere giriyor. Üstad da bir hakikati ifade ediyor. Tevhid bir hakikatini ifade ederken farklı ibareler kullanıyor. Farklı üsluplar, farklı tabirler kullanıyor farklı yerlerde. Böyle bir özellik var külliyatta. Farklı kanalı olduğunu gösteriyor insan. Evet. Yoksa rastgele kullanılamaz o. Çok sözlerde izah ettiğimiz gibi her şey mana ismiyle ve kendine bakan ve cihde hiçtir. Şimdi burada nefis ne yaptı? Kendini müstakil, serbest ve mevcut bildi. Burada da diyor ki her şey mana ismiyle, bu mana ismi cihettir, kendine bakan cihetiyle hiçtir. Böyle bir şey yok yani. Kendi zatına müstakil bir zati, sabit bir vücudu yok. Kendine nefsini müstakil görüyor. Oysa ne diyor? Kendi zatına müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yok. Çünkü her şey onun celiledir. Her şeyin tecellisidir, onun tasarrufudur. Böyle bir şey yok yani. Çünkü kainat-ı sırrı vahdet var diyor yani. Her cihette diyor, şirki diyor, tad eder diyor. İntizam, ne diyor? İnkısam ve tecezzi kabul etmez. Her cihette şirki tad eder diyor. Çünkü sırrı tevhid var kainatta. Sırrı vahdet var diyor. Sabit vücut yok. Yalnız kendi başıyla kayın bir hakikati yok. Kendi başıyla kayın bir hakikati yok. Kendi başı. Böyle bir şey yok yani. Evet. Şimdi ustad ne diyor? İşte diyor, şimdi nefis kendini bu şekilde görüyor, mana ismici bu şekilde bakıyor. İşte diyor, gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Şimdi aşağıdaki hakikat anlarsa o zaman bu ne yapacak? Bu şekilde kurtulacak. Mustakiliyetten, bizzat kendini serbest ve mevcut bilmekten kurtulacak. O zaman ne yapacak? Rububiyet dava etmekten ve adavetkaren Cenab-ı Hak karşı isyan taşımaktan da vazgeçecek. O zaman terbiye olmuş oluyor. Yani bu nefsin emmare mertebesi. Hmm. Bir sana da bir özellik var. Yani şimdi diğer tarikatlara 7 mertebe var ya sen abi. Yani bir baş mertebe var. İşte ilk mertebede terbiye başlayan mertebe. Bir de en son mertebe. Uzun bir zaman. 40 sene sonra. Marisan'da mana ismi mana harfi. Hani zahirden hakikate geçiyor. Şimdi zahir olarak ne yapıyor? Mana ismi cihet nefsin. Ve vermiş olduğu dersten beraber Velayet-i Kübra dersiyle ne yapıyor? Zahirden hakikate geçiriyor. Yani nefsin en uç noktası, yani tasfiye, nefsi safiye mertebesine çıkartıyor. Yani bu hakikatla beraber, bu hakikat dersi ne yapıyor? Nefsi safiye mertebesine çıkıyor. Yani bütün ne yapıyor? Günahlardan, işte mustakilliyetten, manası cihetini arındırıyor, safileştiriyor. Abd olduğunu, kul olduğunu, mahluk olduğunu, varlık olduğunu, her şeyle her an ona muhtaç olduğunu, yani aciz fakir olduğunu ona o dersi veriyor. Yani zahirden hakikate geçiriyor. Emmare mertebesinin en uç mertebesine, tezkiye mertebesine çıkartıyor.
Her bir hafta böyle yani. İşte bu hakikat onu ifade ediyor. Her şey nefsinde mana ismine fanidir, mefkuttur, hadistir, madımdır. Mana ismine bakınca ne oluyor? Fanidir, mefkuttur, yoktur yani. Böyle bir şey yok. Madımdır. Fakat mana harfiyle bak Cenab-ı Hakk'a nispeti kestiği zaman yokluğa düşüyor. Bak Cenab-ı Hakk'a olan, kendisine Cenab-ı Hakk'a olan nispetiyle baktığı zaman, benim varlığım onun varlığı var dediği zaman, o nispete kendine baktığı zaman ne oluyor? Ve Sani-i Zülcelal'ın esmasını aynadalık cihetiyle, vazifelerle gidip böyle şahittir, meşhuttur, vacittir ve mevcuttur. Bak o zaman vardır. Şahittir, meşhuttur, vacittir, mevcuttur. Bu da önemli. Şahit ve meşhut. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün enfusi ve afaki faaliyetlerini yapıyor, nefse gösteriyor, görmesiyle meşhut oluyor, görüyor, şuhut. Ve o faaliyetini, o tasarrufunu ne yapıyor? Ona da kendisini şahit tutuyor, bizi şahit tutuyor. Hani insanda, şunat-ı zatiyenin insanda numuneleri var. Resul-i Mukaddes'e memnuniyet, mesuliyet, şef insanda var bunlar. Yani bunları Cenab-ı Hak bizi şahit tutuyor yani. Biz bir su içiyoruz, lezzet alıyoruz. Oysa lezzet mukaddesi o anda tecelli ediyor. Yani bizi ona şahit tutuyor. Yani biz orada şahit makamındayız yani. Hakikaten biz lezzet alan biz değiliz yani. Ne dil alıyor ne de efendim suda var yani. O anda işte ikisinin hani kanuniyetin birleşmesiyle beraber ne yapıyor? O anda lezzet mukaddesi tecelli ediyor. Ben de ben aldım zannettim. Biz öyle o zaman mana ismi. Ben aldım dediğin zaman mana ismi oluyor işte o zaman. Fıkıhta diyor, lezzet Allah'tan bilmek farzdır. Fıkıh bir kaydı. Allah'tan bilmek farzdır lezzeti. İşte burada ne yapıyor? Şahit ve meşhut makamında oluyor. Kendi tasarrufu, kendi faaliyetini gösteriyor. Enfusi ve afakta. Yani kendi nefsinde onun faaliyetini görüyorsun. Her bir hareketimiz, her bir şeyimiz an onun tasarrufudur yani. Ve o biz de onu yap, onu şahit tutuyor. Nefis burada şahit makamında. Şahit makamında. Gösteriyor tasarrufunu görerek şahittir. Gör yani bir trafik kazası oluyor mesela ne yapıyor? Olaya şahittir. Adam görmeyen bir adamı şahit tutabilir misin yani? Gördüğü bir şey şahit tutuyor yani. Hmm. İşte nefis bu cihetiyle şahit ve meşhut makamında oluyor. Ve o zaman bu cihetle ne oluyor? Vaciptir, vücut bulmuştur ve mevcut bu cihetiyle vardır. Bu cihetiyle var. Evet. Ona nispet ediyor. Zaten bu vazifeyi için, bu için, bunun için yaratılmış zaten. Gaye bu zaten. Aynı adalık çiğniyor bu zaten. Şu makamda teskiyesi tahtarı şudur ki vücudunda Adem şu makamda teskiyesi, buraya girmeden yine manafi cihetinde yine 59'da okuyacağız. Bir yer var. O okuduğumuz yerin devamı. 59'da. Ondan sonra bak ne diyor burada da. Fakat diyor. Cenab-ı Hakk'ın bakan ve cihli ise yani mana harfiyle olsa hiç değil çünkü onda cilvesi görünen Esma-i Bakiye var. Mana harfiyle. Cilvesi görünen Esma-i Bakiye var. Baki bir ismi cilvesini taşıyor. Madum değil çünkü sermedi bir vücudun gölgesini taşıyor. Mahiyetimde diyor yine usta 4. şurada. Bak buraya şurada bağlayacağız. 4. şurada. Hemen 61'de. Bak burada ne diyor? Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil, belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemal-i mutlak sayılı zat-ı Zülkemal Zülcemal'ın bir isminin, bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunan, bak bir isminin, bir cilvesinin, yani Baki-i Semed isminin cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan. Mahiyet insanında gölgesi var, ruh cevherinde gölgesi var. Baki-i Semed'inin. Bulunduğundan diyor, fıtratında o kamili mutlakın varlığına, bak fıtratını suistimal etmediği zaman fıtratında kamili mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbeti fıtriye gaflet yüzünden yolun şaşırmış, gölgeye yapışmış. Peki bu gaflet nedir? Hemen 64'de gaflet ne diyor? Diyor ki, şu alan 64. Evet. Gayet katli bir surette hissettim ve şuur imanına hakka yakın bildim ki fıtratında çok şiddetli olan aşk-ı beka, Baki Zülcelal'ın bekasına, varlığına iki cihette bakarken enaniyetin perde çekmesiyle mahbubunu kaçırmış, aynaya perestiş etmiş, bir serseme dönmüş gördüm. İşte buradaki gaflette işte nefis enaniyetle beraber ne yapıyor? Perde çekiyor. Yani kendine döndürüyor. Niye? Müstakil, bizzat mevcut bildiğinden dolayı kendine.
Bu gaflet bu mu? Ha bu. Perde çekiyor yani. Enaniyetin perde çekmesiyle diyor bak. Enaniyetin perde çekmesiyle mi? Yok şey diyor. Baki Zülcelal'ın bekasına varlığına iki cihette bakar ki enaniyetin diyor perde çekmesiyle mahbubunu kaçırmış. Mahbubu Zülcelal'ı kaçırmış. Aynen perestişine kendisine perestiş etmiştir. Serseme dönmüş gördün. Demek ki mana ismiyle bakan insan da ustad da sersem tabirini kullanıyor. Mana ismiyle bakanlar kendine mana ismiyle cihetinde kalanlar sersem oluyor. O gaflet yüzünden diyor yani kendine dönmüş diyor. İşte bak sonra ne diyor? Hasbunallah ve ni'mel vekil geldi bak. Yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, aynenin bekasına aşık olmuş diyor. Ondan sonra ne diyor? Hasbunallah ve ni'mel vekil geldi, gölgeyi kaldırdı. Şey, perdeyi kaldırdı diyor. Gördüm, hissettim, hakka yakın zevk ettim ki bak perdeyi kaldırıyor. Hakikat dersini alıyor. Bak burada da aynı. Mustak ile bizzat kendini birlikte diyor ki yok sen mustak bizzat değilsin diyor yani. Sen onun varlığı da varsın. Onun tecellisi de varsın diyor. O zaman bu ayet ne yapıyor? Bu hakikat dersiyle o perdeyi kaldırıyor. O zaman ne oluyor? Bak. Yani burada perdeyi kaldırdı. Hangi perde? Enaniyet perdesi. İşte Risale bize o hakikat dersini veriyor. Ondan bakıyor. O zaman gördüm ve hissettim. Hakikaten zevk ettim ki bekaman lezzet ve saadeti aynı ve daha mükemmel bir tarzda Baki Zülkemal'ın bekasına ve benim Rabbim ilahım olduğuna imanımda, izanımda ve ikanımda vardır. Yani enaniyet perdesi kalkınca o zaman Allah artık hissediyor. Yani hakiki ilahını buluyor o zaman artık. Hakiki ilahına dönüyor. Çünkü onun bekasıyla benim için layemet bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim hem baki hem sermeli bir ismin gölgesi olur daha ölmez. Bak hem baki hem sermeli bir ismin gölgesi olur daha ölmez. Daha ölmez diye şuur imaniye takarur eder. O zaman işte o baki sermedin cilvesinin mahiyet insaniyede o ruh cebeli onu hissediyor artık. Hissedince ne olur? Enene mane ismi cihette o zaman bitmiş oluyor. Nefis o zaman terbiye etmiş oluyor. Mustakil yetinden vazgeçiyor o zaman. Yani mane harfi her şeyi perde çıkıyor. Mane ismi. Şey mane ismi. Evet. Perde çıkıyor. Ama haberimiz de olmuyor. İşte yani böyle kuvvetli bir tefekkürle, böyle teveccühle, hakaiki monsta şey diyor, tefekkür, teveccüh ve tezekkürle beraber. Yani samimane olursa o zaman ne olur? Cenab-ı Hak hakikat dersiyle beraber onu şey yapıyor. Kırması lazım. İzale ediyor. Mane ismi ciddi izale ediyor. Ondan sonra ne oluyor? Baki ne diyor? Çünkü sermedi vücudun gölgesini taşıyor. Hakikati vardır. Sabittir. Hem yüksektir. Çünkü mahsar olduğu Baki bir ismin sabit bir nevi gölgesidir. İnsan nefsi. Nefsi tabi. Yani o zaman ne oluyor? Nefis terbiye olduğu zaman, nefis enaniyeti arındığı zaman o zaman insan ne yapıyor? İşte kendi mahiyetinde Baki isminin cilvesini o zaman hissediyor. Allah'ın manevi yakınlığını hissediyor. Hakiki bak ilahım Rabbim olduğunu hissediyor artık. Kendisinin derecesine, zevkini hissettim diyor usta. İçtiğini hissetmeye başlayacak. O zaman kendisini seyredecek. Daha doğrusu kendi üzerindeki tecelli, evet, Esma ilahi kenardan hani seyreden birisi gibi şahitlikten başka bir vazifesi. Tabii kendisiyle maksat nedir? Kendisi bir sanat ilahi olarak. Bak burada usta ne diyor? Sayfa ve kitap söylesin. 69. Şuur imaniyle, bak şuur imaniyle bu vücudun vacibul vücudun eseri. Bak nasıl bakıyor manarifiyle. Bu vücudun neymiş? Vacibul vücudun eseri. Mana işmakı bitti. Bu sakiliyet bitti. Vacibul vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla. Bak vacibul vücudun eseri, sanatı ve cilvesi olduğunu. Vacibul vücudun da cilvesi. Vacibul vücudun cilvesi. Sanatı eser olduğunu anlamakla ne oldu o zaman? Vahşi ehvamın hadsiz karanlıklarından ve hadsiz müfarakat ve firakların elemlerinden kurtulup mevcudata hususan devam ediyor. Bütün vahşi ehvamlardan, karanlıklardan, firaklardan kurtuluyor. Muvakkat bir firakın arkasında dayım bir misal gördüm diyor usta. Firak, hakikatte firak yok. Firak, muvakkaten bir firak var. Muvakkat firak içinde dayım bir misal var. Dayım bir misal muvakkat firakın içinde. Yani ne? Cenab-ı Hak lezzeti nereye koymuşsun abi? Açlığın içine koymuş. Mesela uzun zaman aç kaldığı zaman Ramazan'da ne yapıyor? Lezzeti fark ediyor. Onun dışında lezzet alabiliyor mu?
Zor. Üstad diyor ki, abi öbürü baklava yer diyor. Böyle kuru ekmekle aldığı lezzeti bir zengin baklava dalan veriyor değil mi? Yani açlığın içine koymuş lezzet. Ha, lezzet açlığın içinde çünkü. Öbürü açlık çektirmediğinden dolayı nefsine diyor. Hatta şefkat de ise, şey de ise diyor, tam edemez diyor yani. Çünkü onu nefsinde çektirmiyor. Her şey yoklukta mı gözüküyor? Yoklukta gözüküyor tabii. Yok olacaksın gözükecek. Mesela ilk ön sözlerim var, 13. ricada var ya ben mesela şimdi diyor ki İvan'da diyor ben de memnun gittim ekliğinin yanında gibi hareket hissettim diyor. Yani orada böyle bir çok şiddetli bir hayır sabır var abi. Ondan sonra diyor ki oradaki diyor hani meyveler ağaçlar derken harabeler bakıp durma bize de bakabilirler yani. Şimdi sen külüm oluyor yani. Külak mesela aslında insana böyle bir his geliyor. Tebekküm geliyor ki ya bunlar nereye gittiler yok oldular falan bir his geliyor abi. Yani, hani hakikaten vücudu yok abi yani. Sonra işte o hisle Cenab-ı Hak bizi şeye sevk ediyor abi. Hakikati görün yani. İman nuruna çıkartıyor abi sanki yani. Değil mi abi sanki yani hariçte evet. Çünkü şey yok hani hariçte mesela bir hani evet, şey, yani şey vücutta mesela bir firak yok, zeval yok zaten abi. Ama Cenab-ı Hak bize yani artık biz bizim tam, dünyamızda var. Abi o bizim nazarımız Cenab-ı Hak'ı çevirmemizden mi oluyor? Abi evet. Dediği gibi eğer perde çekmesinden mi oluyor yani? O perde kalın, kalın oluyor. Yani mesela burada nur var. Yani bu içinde nur yok. Nurun donmuş hali. Yaksa patlayı çıkar. Şimdi o kadar kalın perde ki buradan oraya intikal etmek çok zor. Yani içi değil yani. Bardağın içinde su olur. Çünkü bardak ayrı, içi ayrı. Böyle değil. O komple nurdur ve dumandır. Yani içi. O, ama hiç ömründe görmemiş nuru. E bu adam anlatsan ki bak sen bir yerde gözüküyorsun ama her yerde olan bir hakikatin üzerine binmişsin. Yani bu acım kütlesi vesaire tipi var ama bunu meydana getiren kaynak bu değil. Yani doğuştan adam nuru, ışığı görmemiş adama nasıl anlatırsın? Mesela şey misal vereyim, bir gün ben yürürken hatırıma geldi. Çok ilginç yani, iki tane şey. Yürüyordum ben. Ömründe hiç çakmak görmemiş insana, çakmak taşın içinde cilveyi, bir kıvılcımı söyleyip anlatabilir misin? Yani bekler misin yani? Daha acayip. Arabanın aküsü var sipsiyah. İçi de karanlık. Karanlıkta durmuş. Desen ki bak burada far var. Burada ses var, teyip sesi var. Burada ne bileyim matkap bağlarsın yani. Arabada yani elektrik var yani. Nasıl anlatacaksın? Şu gördüğün sipsiyahın içinde hareket var. Ses var. Işık var. Lamba yani. Nasıl anlatacaksın? Yani o kadar kalın gaflet ki, kalın gaflet yani onun arasında birbirlerini bunun zahir ile batın arasında çok kuvvetli kalın gaflet perde olduğundan değil. Burada bu. Mesela en kesin hakikat ölümdür. Herkes ölecek kesin. Ama o kadar acayip bir garip bir hal ki hiç kimse hatırına getirmiyor. Belki senin başına gelecek binde bir, belki gelmez yani. Ne bileyim şu bu dünyevi işler. Onun peşine koşuyor. Sanki olacak gibi. Ama %100 olacak şey hiç hatırına getirmiyor. Yani gaflet hariçte aranıyor. Manayı, ismi. Burada ya. Aynen orada taş değil. Hani çakmak taşında. Taş ya. Ateş var. Nasıl anlatacaktım? Ben de sonra düşündüm. Niye gözükmüyor diye. Bak aman aman hepiniz vakıfsınız. Size bir şey söyleyeyim bununla alakalı. Niye böyle oluyor diye. Üç tane, alimler üçe ayırmış insanları, Müslümanları. Bir, padişahlar. İki, alimler. Üç, zayitler. Zayit, yani dünya, terki dünya edenler. Dava için. Padişahları azdıran zulümdür. Alimler, çok ilginç söyleyeceğim şimdi bizimle alakalı kişi. Alimlerin imtihanı şöhret değil. Alimler hırsla şey yaparlar, bozulurlar. Enaniyet. Yok.
Alimler menfaat. Zahitler züht ehli ise iki sıfatla üç tane diyebilirsen ekleyebiliriz. Bir haset, bir haset, enaniyet, taassup. Yani mesela vakıflar parayla imtihan olmaz. Parayla bozulmazlar. Gidin böyle alimler var, televizyonlara çıkanlar var ya. Hatırladım. Hasetle riya. Zahitler. Biz zahitlere mi gözlerim? Evet. Yani zahit her şeyi terk etti. Allah için güya dine hizmet edeceğiz. Bizi para pek kadın para o kadar bozamaz. Çünkü öyle bir ortam yok. Biz onunla pek imtihan olmuyoruz. Alimler ise alimler, piyasada bilinenler menfaati dünya, menfaat için olurlar. Zahitler yani vakıflar, dava ehilleri iki şeyle. Ne demiştik? Haset ve riya. Haset ve riya. Alimler hasetle riya ile olmazlar. Ona parayla, menfaati dünya, menfaatle olurlar. Yani biz zaafımızı bildiğimiz zaman yani tehlike. Yani ben bir vakıfın kadınla parayla imtihan olacağını çok binde birdir yani. Çok istisnadır. Yani kendi gayret etmedikçe, kendi bu ortamı aklıyla tercih etmedikçe çok zordur. Çünkü şartları yok. Ama zahitler riya ve hasetle bozulurlar. Ondan sonra ekliyorlar alimlere, ilmi kelam alimlere diyor ki alimler bozulmadıkça zahitler de haset riya ve haset olmadıkça halk bozulmazmış. Dal, mesela düşünün dal, rüzgar geldi, dalı koparttı, meyveyi düşürdü, yaprağı uçurdu. Ağacın kökü sağlamsa çıkar gelecek sene. Bir milletin bozulabilmesi için alimleriyle zahitleri bozulması lazım. Bir de şey, padişah işte, padişah şimdi ya, yönetici diyelim. O bize fazla bakmıyor bu işte. Zahitlerin imtihanı riya ve haset. Alimlerin imtihanı, menfaati dünya. Alimler riya ve haset imtihanı olmazlar. Onlar paranın derdinde. Mesela uygulayayım. Mesela cami hocası riya ve haset yapmaz. Mevlüt ve cenaze nereden çıkacak, nasıl para alırım onu düşünür akşama. Cenaze evlerini düşünür, mezarlıkları düşünür. Yani gelen bir adama bir şey okusam, 7 tane ayet-i kürsü okuyacağım, ver 100 lira, hastayım. Vakıflarda böyle bir derdi yok. Böyle bir derdi var mı? Yok. İşte gideyim de mevlütten şu kadar alayım, para alayım. Parayı itmiş zaten. Vakıflarda riya ile hasetle imtihan. Bozulur yani, bununla bozulur. Riya, haset, kuvve gazabe değil mi ama haset hani kuvve gazabe... Yok. O dişe vuruşları. Merkezde bu. Onlar açılıyor. Hayvaniyet, açılım mı? Mesela biraz önce Mustafa dedi ya, hayvaniyet ne demektir? Kuvve-i gadabiye ile kuvve-i şehviye. Ama yani bu biraz daha öte ya, biraz daha ince bu. Haset ve riya. Nasıl olur ya? Çakmak taşın içine ateşi koyan Allah. Arabanın aküsünde akü, arabanın kornası orada. O çalıyor, onunla çalıyor. Arabanın farolunda çalışıyor. Hareket onunla çalıyor. Çok acayip. Onu onun içine koymuş. O zaman biz ne bizi ne bozacağını bilirsek daha güzel adım atarız. Merak etmeyin, para bozmaz sizi. Mümkün değil. Zor. Çok istisnadır. Mesela vakıf, ben aşık oldum. Ben şey bilmem ne yaptım. Çok zor ya. Ben böyle bir şey duymadım. Duymadım. Sistem nasıl bozuluyor? Haset ve riya ile bozuluyor. Sistem bozulunca kuvve-i akliye devreye giriyor. Kuvve-i akliye de kendi sıkıntısına çareler arıyor. Ondan sonra içtimaiyata çekip gidiyor. Evet. Manayı ism. Evet.
Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat-ı Adem içindedir. Ne diyor? Şu makamda tezkiyesi ve takdiri şudur ki, nefsin temizlenmesi, yani aslı haline dolması, mahlukiyet tarafını, acziyet tarafını anlaması, Cenab-ı Hakk'ı bir abdi kulu olduğunu bilmesi, nasıl olacak? Vücudunda Adem, Allah Allah. Adem'in de vücut vardı. Kendine vücut verirse ne yapıyor? Adem'e gidiyor. Çünkü kendini müstakil vücudu hakikatte yok. Allah. Olmadığından Adem'e gidiyor. Öyle bir şey yok yani. Çok acayip ya. He Murat? Yani düşününce ilginç çıkıyor. Bak, vücudunda Adem. Ya yani kendini bilse, vücut verse. Peki neyi tedavi ediyor biraz benim sahama düşünün. Yani bütün psikoloji, bozuklukların temeli de bu. Kendine vücut rengini veriyor. Mesela bugün sitede var böyle yazıda. Ölüm korkusu diye bir yazım var. Kağıdı al dedim. Kağıdı al. Yaz bakalım sana ait neler var. Yaz yaz. Sonra dön o kağıda bak bakalım. Bunlar hepsi sana, senin mi? Hiçbir tanesi var mı senin? O zaman neyin terkinden korkuyorsun? Hep zan. Benim zannettiğin şeylerin terkinden korkuyorsun. Benim zannettiklerin zansa ölüm de zandır. Ölüm korkusu da zandır. Bugün de bizim başımıza geldi. Öyle mi? 12'de yetişmemiz lazımdı. Polis yolu kesti. Bizi durdurdu falan fistan. Yanlış yola sattık. Ulaşamadık. Ne yaptıysa ulaşamadık. Canım sıkıldı, bunaldım. Sonra düşündüm ki bunlar benim iradem dahilinde olmayan şeyler. Niye ben yani sahiplenip de böyle ille de ulaşacaktım, yapacaktım hırsından dolayı, sahiplenmekten dolayı aynı dediğim o şey oldu. Evet. Yani... Bak usta nasıl baktasın abi? Yani vücudun da Adem dedi. Bak usta vücudun nasıl bakıyor? Nerede kaç? Ya. 69 şualarda. Fakat neyle bakıyor? Şuur imanla bakıyor. Şuur imanla baktığı zaman vücuduna mana harfiyle bakıyor. Nasıl o mana harfi? Vacib, kendi vücudunun, vacib vücudun eseri olduğunu, sanatı olduğunu ve yine vacib vücudun cilvesi olduğunu anlıyor. O zaman ne oluyor? Vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından ve hadsiz müfarakat fırakların elemlerinden kurtuluyor. Subhanallah. Mana harfiyle vücudun... Ama vahşi evhamın, evham vahşi ya. Ya şimdi hatırladım. Ve evhama Allah Resulü diyor ki en dehşetli latife diyor. Vahşi latife diyor. Tövbe tövbe. Acımasız. Acımasız vahşi diyor. Acımasız vahşi latifedir diyor. İşte nerede o mana ismi cihetinde hadis baktığında. Işte. Mana ismi cihetinde baktığında çıkıyor. Mana isminde o. Nefsin mana ismi cihetinde. Vahşi evhamın hadsiz karanlıklarında. Kurtuluyor. Mana harfiyle kurtuluyor. Kendisine, vücuduna bu tarzda baktığı zaman kurtuluyor ondan. Yoksa onun içinde... Gördün mü bak, vesveseden veya vesveseden psikoloji hastalıklarından kurtulma şeyi kendine vücut mana harfiyle kurtulur. Bak çünkü ilaçla çıkamazsın. Yani kendi vücuduna nasıl bakacak? Vacı vücudun eseri, sanatı, cilvesi olduğunu gördüm, görmekle bitti, kurtuldun. Vücuduna vacı vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu. Olduğunu anlar. Anlamakla, şuur imanla. O evham o zaman zafiyete uğratıyor demektir ruhu. Oradan da hastalıklar... Cesedi tezahür ediyor. Ceset çöküyor. Zaten şeydir. 339 sözlerde diyor ki, yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, doşetin vahşetinden. Erva habisenin izacatı taciz ateşi. İşte bu işte. İşte buna da Hasan abi kazanabilmesi için şuur iman da buna bak bu şekilde bu mana harfiyle bakıyor. Şuur imanı kazanması şart. Yani tahkik iman. Tahkik iman sahibi olmasa takdir imanla onu o zaman oluyor kendisini bu tarzda bakamıyor. Kendisini müstakil vücut olarak vücut veriyor. Kendisine vücut veriyor. Kendisini müstakil bizzat ve mevcut biliyor. O zaman Allah da ne yapıyor? Tamam o zaman onu vahşi evhamla onu ne yapıyor? Boğuyor. Ya da peri çünkü şirk. Allah şirk koşuyor yani. Efendim Yusuf'un? Şeyler var, bu arabalarda şey var ya hani emniyet kemeri takmadığın zaman dın 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 sürekli sürekli rahatsız ediyor ya. Şimdi Cenab-ı Hak da öyle bir mekanizma kurmuş ki insan kendine vücut rengi verince ızdırap sürekli ızdırap çöküyor ya. Yani. Aynen çok güzel. Aslında Cenab-ı Hak şimdi cemalli bir tecelli, iman cemalli bir tecelli yani insan onun haricinde çıkmayacak Cenab-ı Hak yani celalle Cenab-ı Hak şey yapıyor onu yalnız bırakıyor yani. Yani şeyini hissettiriyor, aslını hissettiriyor ya. Tekrar abi Cenab-ı Hak merhametle şeyi sevgi etmek istiyor mesela. Cemalli şey yapıyor. Yani hayra sevk ediyor. Dikkat edersen
Hastaların %99 dinden yardım istiyor. Sihat ve serveti olanlar gafil. Fakir ve hasta olanlar dinden medet alıyor, dindar oluyorlar. Adeta sanki o kemer, araba kemeri takmayınca bağırıyor, kafan şişiyor lan takayım lan bu sussun var diye. Şöyle bir şey enteresan, mesela insanlar normalde dediğim ki o kemer ses çıkartıyor, rahatsız ediyor ama insanlar mesela bunlar rahatsız olmuyor. İnsanlar hoşuna gidiyor, bak yani adam diyor beni düşündüğü için mesela ABS koymuş diyor, şey uyarı sistemi koymuş diyor, hatta bazı arabalar var ama şey yapıyor. Adam mesela uyukluyor ya mesela arabalar şey yaparken. Araba motor durduruyor, kenara çekiyor yani. Hani git, yani daha fazla gitmesine izin vermiyor yani. Çünkü diyor ki bu adamın şey içinde bu zarar verecek. Ama öyle bir sistem koymuş ki yani, insan böyle kendine vücut rengi verdiğinde dediğiniz gibi ben hemen böyle onu sıkıntı, ızdırap, bahşet şeyi içerisinde, yalnızlık içine itiyor canına bak. Yani ta ki o, orada sıkıntı çekip tekrar şeye çıksın, iman nuruna, şuuruna çıksın yani. Artık yani. Evet. İman şuuruna. Aynen. Ya bu çok önemli Mustafa, Murat, şey Mustafa, çok hoşuma gitti. Şuur, iman ile bu vücudun, vacibül vücudun eseri, bir. Vacibül vücudun sanatı, iki. Vacibül vücudun cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından hadsiz mufarakat. Var ya böyle, ben öleceğim, aklım gidecek. Mufarakat, aklım gidecek diye binlerce insan var benim beni arayan. Ya hocam aklım gidecek diye korkuyorum. Sokağa çıkınca, çocuğu evdeymiş. Aklım gider sokakta, aklım giderse evi bulamam, bulamazsam çocuk evde akşama ağlar ağlar uyur, şey ölür. Niçin? Aklım giderse ben ne yapacağım? Ne diyor? Hadsiz mufarakat, işte o. Fırakların elemlerinden kurtulup, mevcudata hususan zi hayatlara taalluk eden efalde, Esma-i İlahi'nin adedince üvet rabıtaların münasebet peyda ettiğini vesaire devam et. Göreyim. Çok güzel bir yer. Ya ben hadis hatırladım, böyle heyecanlandım ya. Yani. Hadis, evet. Hadis. Vücud şahsısına güvenip mucid hakikaten gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsız yeğ vücudu, nihayetsiz zulümat adem fıratlar içinde bulunur, boğulur. Yani müstakim baktığı zaman da hem dünyada evham vesvese içerisinde, sıkıntı içerisinde boğuluyor, ahirette de nihayetsiz zulümata gidiyor. Kendisine vücut rengini verenlerde vehim hastalığı olmaması mümkün değil. Değil mi? Evet. Öyle oldu. Mümkün değil. Bunu engellemek için ne gerekiyor sana abi? Ki manayı harfi. Manayı harfiye bak, manayı harfiye geçecek. Kendine vücut ya. Rengini vermeyeceksin. Bak şimdi şeyde hani sözlerde filan işte bakmayacak, etmeyecek hani cümlelerimizin sonunda hep bunlar var da. Yani akıl o zaman burada çok aktif rol oynuyor. Ya akıl bir kere bunu kabul edeceksin. Akıl bir alettir. Yani şu bazılar diyor ya, ya benim hayallerim ve düşüncelerim çabuk çöktü. Neye benzetiyorum? Bazı müteahhitler binadan çalınca bina çöküyor mu? Malzemeden çaldı değil mi? Ha. Bir insanın hayalleri ve düşünceleri ve sihati çöküyorsa doğru düşünce malzemelerinden çalmış demektir. Doğru düşünce malzemeleri yok adamın. Bir kere akıl bir alettir. Neyle çalışır? Malzemeyle çalışır. Kral bir araban olsa suyla karışık bir mazot koysan nasıl çalışır o? Tekrar kardeş. Araba hızlıyla giderken kafa sallar yani. İstop ediyor ya. E kardeşim doğru malzeme yani iyi bir araba olması şart değil. Benzinin de iyi olacak. Cemaatin iyi olacak. Bir de laf dinleyeceksin. Aşağıda bir şey anlatıyorum dersten sonra. Cumartesi hastayım dedi falan. Seni sitede gördüm. Hiç nurcu falan değil. Namaz da kılıyor. Bir şey anlatıyorum. Teselli. Hemen araya giriyor. Aleyhini söylüyor. Hasta. Sonra iyi konuştu. Ben de sustum. Peki kardeş, ben ne var? Ben çıkıyorum. Atletle işte olacak. Yapacak bir şey. Bak burada akıl alettir diyor sana bak. Diyor ki akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp nefis 27. sayfa mı? Evet 27. Yani akıl nefis kullandığı zaman ne oluyor? Mesela sen şimdi inşaat ustasısın. Çivi senin bir aletindir yani. Akıl da öyle. Nefis aleti kullandığı zaman, nefis kendini müstakil baktığı zaman, müstakiliyeti mane isminde kaldığı zaman akıl da kullanıyor. Nasıl kullanıyor akıl? Kendi namına kullanıyor. Peki neticesinde nefis oluyor, kullanıyor ha aklı. Nefis kullanıyor. O zaman nefis kullanınca ne oluyor diyor? Meşhum, müziç, muaciz bir alet olur. Bak ne olmuş? Meşhum. Meşhum. Müziç. Yani meşhum var ya meşhum. Ne demek meşhum? Uğursuz. Uğursuz şu demek. Yani olmayacak şeyleri veya geçmişte olanları
Şimdi gene tekrar çık. Diyor ki bana diyor bir 10 dakika vuruyor dedi. Fethi abi 10 dakika vuruyor sıkıntı. Kaç günü? 15 günde bir diyor. Bak Allah burada aşkına. Diyor geçmiş zaman ehvali muhavifanesi. Evet yani. Diyor. 15 günde 10 dakika vuruyor bazen vurmuyor. Ama tam 15 gün ha vurdu ha vurdu. Ha vurdu ha vuracak. O yani yok bir şeyden vücut verir. Bak diyor müz'ic, meş'un ve müz'ic ve muacciz bir alet olur. Taciz edici, rahatsız alet olur. Ne olur sonra? Olur ki geçmiş zamanın alamı hazinesine, geçmiş zamanın alamı hazinanesi mi? Hazinanesine ve gelecek zamanın ehvali muhavvifanesini olabilir. Senin dışarı başını ütleyecek. Evet olabilir. Niye gelmedi? Ben öyle insan biliyorum ki. Allah Allah. Hocam diyor, telefon ediyor. Söyle. Sizce ben niye hasta değilim ya? Niye gelmedi? Yani 15 günde bir beni ziyaret ederdi bu vehim. O hocam diyor 2 hafta oldu geçiyor. Sizce bana niye gelmiyordur? Düzelmiş miyim diyor. Bekliyor. Son cümleyi anlamadım ben. Özür dilerim. Son cümle. Gelecek zamanın geçmiş ve gelecek zamanın korkulu halleri üzülüyor. Yok geçmişte korku. Gelecek zamanın elemim diyor. Ahval muhafifanesi. Alam-ı muhafifanesi. Abi şeyde Kur'an'da diyor ki Evliyaullah için Kur'an diyor ki ve la hafı aleyhi ve la yahzerun diyor ben. Aslında maziden diyor elemler gelmez. Müstakbel aslında Kur'an aslında evliya demek aslında iman kamil sahibi. Evet. İman sahibi aslında. Yani geçmişten korkular olmaz diyor. Ama imanı kamil olanları diyor işte neydi o şey ne hüzünlenirler ne de korkar. Vesvesesiz mertebesi diyor onu şeydir Emir'de iki tefekkürden bahsediyor ya enfus tefekkür bahsederken işte bu tarzda bir tefekkürle bir noktaya gelirse diyor iman şüphesiz vesvesesiz mertebesine gelir diyor artık. Mesela okuyor artık. 208 miydi mesela? Yok 147 Emir'de. Yani enfus, ha bizim ha. Hatırladınız orayı. Hatırladım. Vicdan hissi birdir üşüyü de hakikat insan hattasını diyor. Enerji beşere filistesini, mahit nefsesini mütale ile. Nadirab orayı çok okudu. 3 tane şey. Mütale ile diyor. İmanın şüphesiz ve vesvesiz mertebesine gelir ki diyor. Mütale ile bunların. Gelir ki diyor. Şimdi bu da sır akabiyete bakar diyor. Sır akabiyete bakar diyor. Artık orada bir sesin yok yani. Cuma nafi geçiş yapmış yani. Müstakiliyet kalmamış çünkü sen abi. Müstakiliyet kalmayınca artık şey yok, sıkıntı yok. Abi bu mesela abimin okuduğu manayı her gün abi böyle bunu her gün şey yapmak gerekiyor. Yani mesela her gün böyle diyelim ki mesela bir minaret okumakla veyahut da mesela böyle her gün bu şunu nasıl tazelemek lazım manaya? Ya benim anladığım şu, bunu her gün okunmaz. Ama her gün tazelenir. Usta böyle talik etmişim diyor. Arkamda leva asmışım. Bunu hatırlatıcı cümle yaz. Mesela bunu hatırlatıcı bu Mustafa şimdi ders yaptı. Tamam Mustafa buna tefekkür etti, çalıştı. Çalıştın gözüküyor yani. Oradan çalıştı. Şunun bunun bir tefekkürü var, bir bilgisi var. Bu bir daha okumasına şey değil. Onu hatırlamaya ihtiyacı var. Bir cümle yapsın. Kendine vücut rengini verme, Adem'e düşersin. İkide bir kendine vücut rengini. Hani hemen o tazeleniyor otomatik. Var olan bilgi ortaya çıkıyor. Yani melek haline gelmemiş sana. Melek haline gelmesi lazım yani. Evet. Mesela biz yıllardır mesela ben diye kendimizi kastetmişiz ya. Yani bu bizde ne olmuş? Artık zan olmuş, ulfet olmuş ve gaflet olmuş. Bize yerleşmiş yani. Bunun inkılaba uğraması lazım yani. Yani bak çok açık ifade kullanıyorum. Mevhumu rubiyet farazı maliket diyor. 30. sözde bak. Yani bizdeki rubiyet ve maliket farazı. Fakat biz bunu farazı olduğu tam bir şey yok yani, tam yerleşmemiş bizde yani. Bunun izahı olması lazım. Yani bizdeki rububiyet, malikiyet, farazı muhakkaten yani gayri piyasa tarzında verilmiş. Fakat Cenab-ı Hak bir şey bildikten sonra zaten onu bozuyorsun diyor. Mevhum hakkını bozar diyor. Vakfak yine vazifesi şu sürüklü kalbi, rububiyetin farazı malikiyeti terk ediyorsun. Yani hakiki bir rububiyet, hakiki bir malikiyet yok yani. İnsan. Tabii. Zaten enaniyetin mana ismi cihetini, menfi tarafını tarif ederken şu olayın 81'de aynı darlığı bilmemek, haksız tembellik, mevhumu muhakkak bilmekten. Mevhumu muhakkak bildiğinden vücut rengini ve sürütlenmiş Adem'dir diyor. Bu konuda aynı şey söylüyor. Burada böyle bir şey yok. Anadarlı bilmediğinden bunu yapıyor diyor yani. Mevhumu muhakkak bildiğinden dolayı diyor. Haksız tembellik ettiğinden dolayı diyor.
Yok böyle bir şey ya. Aslında öyle bir şey yok. Vahşi evamın zulümatları. Evet, sonra ne oluyor? Fakat enaniyeti bırakıp, enaniyeti bıraktı. Yani kendisi bizzat serbest, müstakil, mevcut değil. Böyle bir itikatta ne yapıyor? Bu itikatı artık izale ediyor. Bu anlayışını artık dünyasından kaldı. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey olmayınca da o zaman rububiyet de dava etmiyor. Cenab-ı Hakk'a karşı adalet de olmuyor. O zaman ne oluyor? Enaniyeti bırak, bizzat nefsi hiç olduğunu, yani mana hiçbir cihetinin vücudu olmadığını, yani yine yukarısı müstakiliyeti, serbest ve mevcut olmadığını. Yoksa buradaki hiçlikten maksat şu önemli, kendi varlığımızı nefretmek değil yani. Sen diyor Allah'ın icadıyla vücut bulmuşsun diyor. Ondan mesele çok güzel tarif ediyor. Yani biz kendi varlığımızı nefretmek diye bak mesele alabilir mi? Mesele ver. Yani kendi burada hiçlikten maksat da mahlukiyet tarafımızı nefretmek değil. Onu anlamak hakikate ters olur. Bak şurada onu bir yer var. 138'de. 138. Mesela Nuriye 138'de. Son paragrafında. 137 son paragrafında okuyacağız. Mümkünatın vücudu vacibin nurundan bir gölge olduğu cihetle mümkünatın vücudu vacibin nurundan bir gölge olduğu cihetle vehmi bir mertebededir. Ona nispet edince vehmin mertebe var ama çok vehmi derecesinde, çok zayıf. Vacibin emriyle vücudu hariciye girer. Sabit ve müstakil kalır. Sabit vücudu olur. Demek mümkünatın vücudu bizzat hakiki bir vücudu harici olmadığı gibi, yani tam sar hakiki vücut diyor, vacib vücudun vücudu. Bizdeki vücut en kesif bir vücut yani. Atom seviyesindeki. Mümkünatın vücudu bizzat hakiki bir vücut harici olmadığı gibi vehmi veya zahir bir vücutta değildir. Nedir o zaman? Ancak vacibul vücudun icadıyla bir vücuttur. Yani bizim bir varlığımız var, vücudumuz var fakat vacib vücuda nispeten vehmi bir derecede, çok zayıf bir vücut. O yüzden Muhyiddin Arabi diyor Üstad Mektubat'ta bu zayıflığından dolayı diyor işte hiç vücut rengi vermemiş, vücut şey yapmamıştır, vermemiş. Bunu şöyle anlayabilir miyim? Benim bir tefekkürüm vardı da. Mesela suyu ortadan kaldırırsak buz kalır mı? Kalmaz. O zaman buz suyun gölgesidir. Gölge bir vücudu yani. Gölge vücudu, aynen. Onunla, sıfatı yani. Aynen. Sıfatı yani suyun bir sıfatı buhardır, doludur, kardır, nemdir, buzdur. Yani suyu kaldırırsan buz yok olduğu gibi bizim de benim derken, vücut verken aslını Cenab-ı Hak kendi şeyini, vücudunu kaldırsa sen bir şey kalır mısın? Ha, ona nispetin kesilirse o da benim öyle bir şey kalmıyor. Yani gölge vücut gibi. Yani çok zayıf bir vücudumuz var. Nihayetsiz aciz, o yüzden diyor da nihayetsiz mahiyet insaniye diyor Üstad 30. sözde. Nihayetsiz aciz fark ve nakısla yoğrulmuş diyor mahiyet insaniye. Nihayetsiz aciz. Kondaktaki bebek gibiyiz yani sana bu. Yani hiçbir şeyimiz yok. Her işimiz Cenab-ı Hak yapıyor. Nihayetsiz aciz, nihayetsiz fark, nihayetsiz kusur içerisindeyiz yani. Ben bir ara bunu düşünüyordum da korktum düşünmedim biliyor musun? Yani şöyle bakıyorum, kalp benim elimde değil, kan benim elimde değil, akıl benim elimde değil, canım benim elimde değil. İnanamam yürürken. Hiçbir şey yok. İşte o zaman neyi görüyorsunuz? O acziyetin içerisinde kudretin tasarrufunu görüyorsun sen abi. O kudretin tasarrufunu gösteren bir ayna o acziyetimiz. Oysa devam etmeliydin değil mi o tepki? Abi, çünkü kudret tasarrufunu gösteriyor. Ben niye o kaçtım peki? Allah'ın manevi yakınlığını, o zaman demek öbür müdahale etmiş yani. Abi ondan vahşet aldın ya, sen niye kendine vücut verdin? Yani baktı ki manevi bir geçiş yapıyor, Allah'ı hissedecek. İnan korktum yani. Hiç bakıyorum, kan benim elimde değil. Kan atıyor, donabilir, şey yapabilir. Beyin benim elimde değil, beyin kanaması. Kalp benim elimde değil, nabız benim elimde değil. Hakikaten ha, akıl, sorudan sonra millet soruyor da ben de etkileniyorum bu sefer ya. Ayna gibi değilsin ki, geçin karşısına gözü çekil, kaybol. Bana soru sorunca, hocam aklım gidiyor, ötekisi ben şeyim, hastayım. Ulan dedim Allah Allah, şimdi bakıyorum hiçbir şey benim elimde değil, benim de olur. Baktım kalp benim elimde değil, kanlar benim elimde değil. Sonra baktım hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok olunca dehşet aldım, korktum. Sonra şey yaptım, bu düşünceden kaçtım. İşte onları yapan kim işte? Orada kudretin artık şeyi oldu size.
kudreti hissetme bir zemin olduğu tefekkür. Oysa şey değil mi, nefis beni aldattı orada. Yani kaçmayacaktım. Ola orada Allah diyecektim. Çünkü kendi artık kendi müstakiliyeti izale etti, gidiyor. Kendi artık yani vehmi şeyi gidiyor, kayboluyordu yani. Güzel bir şeye girmişsin, tamam. Devam etsene, güzel bir şeye girmişsin. Korktum ama. Abi, demek o korkmuş. Güzel bir insan mesela şimdi bir şey sahip olsa onu koruması gerekiyor ya. Aslında mesela ehli yanım kanunu keşfettik. Bir arkadaşım anlattı abi bunu. İşte adamlar mesela bir araba, bu büyük firmalar falan araba filosu almıyorlar abi. Araba mesela filosu kiralıyor. Çünkü arabayı aldığın zaman arabanın vergisi, siversiyle uğraşıyorsun yani. Ama onu kiraladığın zaman adam sana mesela bir senede kiralıyor onu. Bütün bakımıyla her şey yine o adam uğraşıyor. Şimdi biz de şey üzerinde benim aklım deyince ben aklımı korumak zorunda kalıyorum dediniz ya bana hani. Onlar hep bundan çıkıyor yani. Aklı sahip çıkınca benim aklım beni kaybetsin. Ben diyorum ki ben de böyle hissiyatlara, ben böyle bir insandır deyince ben şimdi sürekli artık onları muhafaza etmeye çalışıyorum. Halbuki ya normal şartta desem ya Allah'ın zaten bana bir mana anlattı, anlamam için ne dedi. Niye çünkü korumaya çalışıyor? Çünkü ilim müstakiliyeti vermiş ya, ben korumam lazım, ben yapmam lazım. İlim müstakiliyetten kaynaklanıyor yani. Bir de şey oldu biliyor musun? Ondan sonra şu oldu da biraz. Şimdi diyelim ki benim vücudum yok ya, Allah'ın iki türlü bakışı var değil mi? Bir kendi nazarıyla, bir de gayri nazarı. Benim nazarımla bakmayın mevcudata. Okay. Tamam. Ben o zaman kamera gibi oldum hayat tefekkürümde. Kamerayı ben çeviriyorum, Allah bakıyor. Tamam mı? Şimdi ben harama bakınca Allah'a harama baktırıyorum gibi aynen, oldu. Aynen. Korktum biliyor musun? Anladınız mı? Allah haram, haram seyrettiriyorum. Şimdi ben sizi odaya çağırdım. Bilgisayarı açtım, televizyonu açtım, haram seyrettiriyorum. Ne kadar ayıptır? Hani gizli yapsan neyse. Ama gel hele bir bak hele desem. Çok ayıp da utanıyor. Şimdi ben de ey Allah'ım bak hele benim gözümle baksana şuraya. Allah'a hayram seyrettiriyorum. Evet. Nasıl kurtuldun? Ha? Nasıl kurtuldun? Yani korktum bu sefer böyle düşünmemekle gaflete girerek kurtuldum. Gene tekrar gaflete girdim. İşte bu manayı fark eden Zattar Hasan abi bir gün açtığı zaman binlerce istiğfarla ancak teselli buluyor. Binlerce teselli de yapsan olmuyor, gitmiyor. Öyle kalıyor ki Mustafa, izi kalıyor. Sonra şöyle düşünüyorsun yani kendi gene kendim buldum çare. Yani böyle şöyle, yanlış anlaşılmaz. Cennet günahsız ortamdır. Peygamber ruhu hata yapmaz. Günahsız ortamda peygamber ruhu zelle yaparsa, hataya düşerse, Adem Aleyhisselam, ben günah ortamında günah yapabilecek peygamber ruhu yok. Düştüm ama bu sefer şöyle yapıyorum. Yani benim kul olduğumu günahlarım hatırlatıyor. Şöyle, hep sevap yaptım, kafa yukarıda, var mı benim gibi? Benim gibi kimse yok. Evet, fasık, cahil, bilmem ne demeye başlıyor. Sorgulamaya başladım. Ama yaptım bir ders, birisine bir iyilik yaptım. İnsanlar senden istifade etti. Gurur kibir oluyor. Hemen benim şey geliyor. İşlediğim günah var ya, ona hemen o geliyor. Diyor ki, olan Firavun, bu yaptığın iyilik, iyilikse, şu hatırlıyor musun falan zamanda pislik yapmışsın okulda? Ya onu denk gelsin de. Ya şu iyiliğin onu silsin de. Ondan sonra gururlanırsın. O zaman günah insanı iki büklüm ediyor. Yani ben öyle yani mesela Allah'ın iki türlü nazarı var öyle mi değil mi? Bir kendi bakıyor, ekaykin aşinasıyla bakıyor. Bir de gayri nazarıyla bakmıyor mu Mehmet? Ha Furkan? Benim gözümle bakmıyor mu Allah? 11. sözde anlatmıyor mu? Allah insanın gözüyle kainata şahit ediyor. Tamam? Sen biraz önce demedin mi yemek yerken aldığımız lezzet aslında Allah alıyor ama bizi şahit ediyor. Ha. Şöyle müsaade edebilir miyiz? Biz buraya bakıyoruz. Buradaki ekrana bakarak aşağıya görüyoruz. Dolayısıyla bizi aşağıya gösteren burası. Oysa aşağı gör, bakmıyoruz da aşağı bakana bakıyoruz. Ha, bize de kainatı gösteren. Evet. Şimdi o zaman Allah benim nazarımla bakıyor mu mevcudata? O zaman ben harama baktım, Allah'a baktırıyorum. Kamerayı çevirdim. Kamerada Allah. Bak ey Allah'ım şu harama. Aynen. Ayıp olmadı mı şimdi? Şu ana tatbik ediyoruz oğlum. Ha? Şu ana tatbik et. Nereye? Şu ana tatbik et. Şu ana. Ha şu an, ha tamam. Aferin lan. Şimdi ya Rabbi işte müzakere ediyoruz.
Allah seyrediyor şimdi değil mi? Yani Cenab-ı Hakk'a sana bir günah, bak çok manidar mane var orada çok. Yani Allah insan halifesi ya, halife olduğundan dolayı yani eşref mahlukat insana çok şeyler vermiş. O yüzden ne yapıyor? Allah razı olmadığı halde yapıyor işi. Bakıyor mesela. Halk ediyor ya ona mesela, günah halk ediyor. Fakat kendi razı olmadığı şeyi... Evet. İrade etmiştim ama razı değildir. Acayip bir şey yani. Bak öyle geçiyor aynı kelamda. Günahlar, Allah irade etmişti, irade etmese vücuda gelmez ama razı değil. Razı değil. Çünkü halk-ı şer, şer değil. Kesb-i şer, şerdir. Bak razı olmadığı şeyi yapıyor Cenab-ı Hak. Nikmet-i ilahi tabi. Razı değil ama irade ediyor. Allah irade ediyor günahları fakat... Çünkü fiilin Halik'i Allah'tır. Elimi kaldırtan Allah'tır. Şarabı da kaldırtan Allah'tır. Kur'an'ı da kaldıran, yani kaldıran Allah'tır. Ama isteyen benim, komut veren benim. İşte o dürbüne mesela veya televizyonu açtım veya bilgisayar, Mehmet baksana gibi. Ya bu ortamı gösteriyorum Allah'a ya da seyrettim günah. Yani her seyrettiğimiz günah Allah seyrettiriyoruz Allah. Allah'ın seyrettiği ayrı. Seni seyretmesi ayrı. Senin gözünle Allah seyrediyor. Allah seyrediyor yani. Sen hani yoktu, vücudun yoktu. Allah'a haram seyrettiriyorsun. Ya Allah işte muzakereyi seyretiyorsun. Mehmet Edeyap bir Mehmet kızıyor. Niye menfi anlatıyorsun diyor da. Evet, buradan şey yapalım. Bitireceğiz buradan. Fakat inaneti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu, yani hiçlikten maksatı olduğunu, nihayetsiz aczı var. Nakıstan Cenab-ı Hakk'ın abdidin mahlukudur, kuludur. Yani müstakiliyeti mevcut, mevcutiyeti, müstakiliyeti ve bizzat sabit vücudu olmaması, hiçliğini anlaması demektir. Nasıl bir de söyle? Yani kendisi müstakil değildir. Mevcut ve bizzat mevcut olmadığını, nihayetsiz aciz, fakir, nakıs bir Allah'ın icadıyla vücut bulduğunu anlaması, hiçliğini anlamaktır yani. Hmm. Yoksa varlığı nefyetmek demek değil yani. Vay be. Yani... Varlığı inkar etmek değil. Oldu ve sonra ne diyor? Ve mucidi hakikinin bir ayni tecellisi olduğunu, ayni tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit. Mucidi hakikinin ayni tecellisi olduğunu. Bak gördüğü vakit. O zaman ne oluyor? Bütün mevcudatı ve nihayetsiz vücudu kazanır. Onu nasıl kazanıyor? Bak burada ne diyor? Dördüncü şuanın hemen başında 69'da. Bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynası. Bütün vücut alemlerin aynası. Bütün vücut alemlerin gösterim de aynı. Zerrecik vücut. Bu zerrecik vücudun hadsiz vücudun aynası. Aynası. Yani insan Hakkati Muhammedciyle kainatın çekirdeği aslısı diyor ya. Hani ağaçta ne ki varsa çekirdekte temessül etme hakkında yok mu? Çekirdek toprak alemine girdiği zaman ne oluyor? Bütün alemler adeta bütün ağacın bütün şeceresi alem olarak düşünürsek hava alemine çıkmıyor mu? Çıkıyor. Bütün şu zerrecik vücudun hadsiz vücudun aynası ve nihayetsiz bir imbisat ile nihayetsiz imbisat etme kabiliyetine sahip. Hadsiz vücudu kazanmasına vesile. Hadsiz vücutları kazanıyor o zaman. Vay be. Mana harfi geçiş yaptığı zaman hadsiz vücutları kazanıyor. O zaman ne oldu? Buradaydı sadece. Mana ismi cihetleri sadece buradaydı. O zaman bu mana harfiyle bir anda her yerde oluyor. Bir anda her yerde binler vücuda sahip oluyor. Yani cüz külli bir hakikat ortaya çıkıyor. Yani Esma'nın azami derecesine doğru boyut taşınca Esma'nın en kesifi olan burada bir azamına masal oluyor zaten. Mertebe azamına masal oluyor. Buradayken oraları da yaşıyor. Yaşıyor. O zaman buradayken oraları yaşayan orayı alışmış oluyor. Vefat da denilen bir şey de ondan otomatik kalkıyor. Vefat onun demek dirilmesi demektir. O aleme geçiş demek şeydir bak. İman ettiği aleme geçiyor. Tabii. İman ettiği aleme insan gitmek korkar mı? Bak berzah alemi için bak ne diyor? Bu dünyayla berzah kıyasladığı kutsal bir cümle kullanıyor. Mektubatta mı? Mektubatta. Murat anladın mı? İman ettiği aleme gitmekten insan korkar mı? Onun içindeyiz zaten. İçindesin. Evet, bak, kesinlikle. Ne diyor sana bak. Sayfa kaç? 287, 24. mektuptan. Eğer o ziruhlar, zevrukuldan ise devam ediyor. Saadet ebediye ve maddi ve manevi kemalata medar olan alem bekaya, o saniye hakimin dünyadan daha güzel,
daha nurani olan alim berzaha, alim misala, alim elvah gibi diğer menzillerine başka memleketine bir seyri seferdir diyor. Ve mevtu adem zeval firak değil, belki kemalata kavuşmaktır. Ölüm he? Ha? Bu dünyadan diyor, daha güzel diyor. Daha nurani olan berzah alemi. Berzah alemi bu dünyadan daha nurani, daha güzel. Oraya gidiyor. Oraya doğuyor. Ha. Hem de eğer nurtalebe hakim, nurtalebesi ise, taliye ise diyor ustad. Yani eğer Hafız Ali bir misal veriyor mesela. Hafız Ali'nin özelliği neydi? Tefani sırrını yakalamış Hafız Ali abi. Hem Kastamonu'da, Balla'da misal veriyor ustad. Tefani sırrını yakalamış. O zaman ne oluyor? Öldüğünü de bilmiyor. Ölümün fırakını da hissetmiyor. Öldüğünü de bilmiyor fakat güzel bir alemde elemsiz bir lezzet tatıyor. Onun birinci mektupta söylüyor. Tefani sırrı yani. Hala yaşadığını biliyor. Tabii yaşadığını biliyor. Bak, manafi geçiş yaptığı zaman ölümün fırakı da yok. Ölüme geçiş anı da bilmiyor. Mesela insan uyanıklığın uyku alanını geçerken hiç hissedebiliyor mu? Yok. Aynen gibi yok. Yani uyanık alemine, uyku alemine geçiş yaptığı gibi öneme geçiş yapıyor. Aleme geçiş yapıyor. Daha nurani, daha mükemmel, elemsiz bir aleme geçiş yapıyor. Uyuduğuna bilmiyor. Hani uyuda uykuya geçiyorsun ya. O anda hatırlamıyorsun ki. Bunların netice veriyor. Mana ficiyeti. Mana ismindeyse bütün sıkıntılar hepsi orada. Bütün karanlıklar, elemler hepsi orada. Mana isminde. Mana isminde. O zaman vücutları da kaybediyor. Tek vücudu kalıyor sana o zaman. O zaman bütün o psikolojik sorunlar kendisine vücut rengini vermekten kaynaklanıyor. Manevi cihetinden tabii. Tek bir vücuda münasır kalıyor, o da diyor fenaire ademe gidiyor diyor. Hadsiz vücutları kaybediyor. Asıl kaybetmek işte bu oluyor. O zaman ne diyor cümlenin sonunda ne diyor? Onu bulunca ne oluyor sonra? Bütün mevcudatı nihayetsiz vücudu kazanır. Bak nihayetsiz vücudu kazanır tabirini kullanır burada. Orada hadsiz dedi, burada nihayetsiz dedi kazanır. Zira bütün mevcudatın esmasın cimrelerine mazhar olan zat-ı vacib vücudu olan zat-ı vacib vücudu olan bir kalp her şeyi bulur. Bir tanesi dikey vücut, bir tanesi dikey buna enne şey mi diyorlar? Yatar. Yani nihayetsiz derken dibi yok. Dibi yok. Hadsiz deyince adedi belli. Vücutlara kazanır. Yani adedi belli olmayan vücutların da dibi de yok. Nihayeti yok. Yani ikisi dedin ya bir yerde, nihayetsiz bir yerde hadsiz diyor. Nihayetsiz dibi yok, yani sonu yok. Hadsiz ise adedi yok. Bunu hadisatla uygulama sahasında insan anlayabiliyor Hasan abi. Yoksa başka türlü hani güzel yani istifade ettik elhamdülillah, ilmi boyutta anladık. Ama şahsi hayatta gerçekten bunun böyle derinlemesine inebilmek, hani hissedebilmek, mahsedebilmek ise bir olay, bir musibet veya bir şey olması lazım ki insan o anda onu derk edip de oraya geçiş yapabilmesi gerekiyor. Ve şu, su var ya su, serttir, şey yumuşaktır, kaya sert. Vura vura oymuyor mu? Ha, bunu tefekkür ede ne oluyor biliyor musun tefekkür? Hisse mal oluyor. 29. sözde şey sahabeler zeyninde kuvvetli bir tefekkür ameliyatla diyor. Evet. Tefekkür hisse mal oluyor. Hissi de yaşa yaşa tefekkür. His. His yaşa yaşa his var ya his. Sonra latife oluyor. Sonra kendisi oluyor. Teveccüh yani alaka yani şey göstermek, merak, teveccüh etmek, tefekkür etmek bunlar. Şöyle bir olabilir, ben şey yapayım da. Şöyle bir cihazda oturuyorsun, tamam mı? Böyle vinç var ya vinç. Bu yukarılarda hani, binalarda. Şimdi oraya oturduğun zaman bir oturmuştum böyle, çıkmıştı. Şurası böyle, tamam mı? Vinç'e böyle baktığın zaman vücudunu görmüyorsun, kabini de görmüyorsun. Hep dışarısı, hükmediyorsun. Yani bu tefekkür, ne etrafı görüyorsun, ne cesedini görüyorsun. Böyle tefekkür edince böyle sanki çıkmış bir nazar oluyor. Ne bileyim hayal edemiyorum yani. Cesur'dan şey yapmış bir ruh diyor abi. He? Ramazan Risalesi'nde gerçi az yemekle alakalı oluyor ama Cesur'dan bir şey yapmış diyor, bir kızar dönüş bir ruh. Yani şu, abi. Mesela kanser olduğun, tansiyondur, kalptir, bilmem nedir. Burayı bakarsan görürsün böyle. Ama böyle bakarsan yani burası yok yani. İşte tefekkür bunun gibi bir şey. Şahsazan 3. Üstad diye Sikintas Kardeşim.
Hakkati Muhammediyesi'nde kendini gördüğü için kendini görüyor. Yani bu nasıl uygulanır? Mesela tefekkür yapa yapa hisse inkılap eder veya metozoru dediğin gibi bela musibet çıkacak. Hastanede yatacak. O anda ona gidip okuyacaksın. Hakikaten kendine o böyle. Çünkü hasta olan adam fikri yok. Hissi var. Ne kadar alim dahi olsa sakın bu biliyor diye ona teselli vermeye, kitap okumayı kesmeyesiniz hasta olan. Çünkü akıl devre dışı oluyor. Hissiyat galip. Hissiyat da kuyudan çıkabilmesi için ona hariçten telkin lazım. Çünkü sekeratın bir nevidir hastalık. Mezar başında telkinat. Hatta ölüm anında la ilahe illallah Muhammed. Sen şimdi bana diyorsun Murat. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Demeye gerek var mı? Kalk da lan. Ne gibi söylüyorsun? Bir dakika kaç yapayım bana. Ama sekerat da böyle değil. Bunu bana Dehli Hoca söyledi. Üstadın iki defa, üç defa elini öpmüş. Hastanede ziyaret ettim. İki kelam ettim böyle. Aval aval bakıyor. Gidiyorum. Bir dakika. Bir şey okumayacak mısın bana? Abi sana ne okunur dedim hocam dedim sana ne okunur sen bundan bilen adamsın bize ders yapıyorsun. Sana bir tavsiye bir şey vasiyetim olsun ve tavsiyem olsun. Söyle hocam. Hasta ve musibetzedeyi ziyaret ettiğin zaman sakın biliyor diye teselli vermeyi kitap okumayı ihmal etme. Çünkü akıl devre dışı kalıyor. Şu anda hafızamda hiçbir şeyim yok. Hissiyatımla baş başayım. Sen bana hissiyatımı fikre dönüştürücü şeyler anlat. Ben şu anda sıfır bir insan gibiyim. O zaman hocam dedim cebimde 23. söz var okuyayım. Bir paragraf okudum. Okudum, nurlandı. Gülmeye başladı. Hastalık aklı devre dışı yapıyor. His galip oluyor. Hepsiyle, ölümle, cesetle, orada ölüm, o yatakta karşıda ölmüş, o da ölmüş. Akıl yok. O zaman eğer tefekkür olunca histen çıkıyorsun. Devamlı fikir. İşte fikir yapa yapa tefekküre. Tefekkür yapınca his yapıyorsun oluyor. His de olunca artık latifeye inkılap ediyor. Latife de orasıyla burası aynı oldu. Cesedini hatırlamıyoruz. O zaman insanları da kınamamak gerekir. Çünkü bir anda bir insan, büyük bir insan küçük bir şeye düşebilir. Büyük bir adam bir anda kuyuya düşer vallahi. Peki düşmedi mi? Adem Aleyhisselam büyük adam değil mi? Hata değil, zerre deniliyor. Düştü mü düşmedi mi? Peki Yunus Aleyhisselam niye denizden atıldı? Anlattı. Ne kadar işte kaç yüz sene? 100 sene mi ne diyor? Baktı bir tane maneden yok. Bir çekip gitti Antakya'dan. Allah'a sordu mu giderken, icret ederken? Yok. Oluyor demek ki. Yani büyük adam her şey büyük değil. Ali abiye gittim ya şimdi az önce. Biraz önce gittim bilmiyorum. Ha, az önce hastaneye gittim. Mi gittin? Hastaneye bir şeyden gördük. Ne bu? Akciğer sorun. Akciğerde biraz sıkıntılı. Dedi ki aklım ikide bir dedi şeye gidiyor dedi. Cenab-ı Allah dedi niye bu kadar dedi böyle sıkıntılı böyle zor hastalık böyle musibet veriyor dedi. Yorumlayamıyorum dedi. Bu adam Risale-i Nur biliyor. Bir şeyler söyledim işte falan. Dağıtladı böyle biraz. Yani genelde bu konularda insan böyle... Neyi etti mesela? Bak. Oysa bu yüzlerce derste dinlenmiş. Oysa benim bu konuşmamı yüzlerce dinleyen adam. Dinlenmiş öyle. Yorumlayamıyorum dedi yani. Niye bu kadar şiddetli dedi yani. Bak musibeti yorumlayamıyor. Bak. Ali bunu diyecek. Yani akıl devre yok. Akıl devre dışı oluyor. Ben de mesela niçin Allah sabır ilk dönemdedir? Mesela kaza yaptın, bir şey yaptın, feveran ediyorsun, kuyruğuna bastın. Hayır. Sonra havan gitti, bir gün ben artık sabrediyorum. Tekkemi anlat. Dışarı atacağın enerjin kalmadı ki. Ne sabır? Sabır yapmak zorundasın artık. Sabır ilk enerji. Şimdi demek ki hastalık, musibet, dertlerde akıl devre dışı oluyor. His galip oluyor. O anda bu Hasan abidir, buna denmez, bu kadar psikoloji ders yaptı deme. İki kelime et git. Ben buna dedim ki, bir şeyler söyle de dedim, şimdi kafam bunaldı, yetişemedik şeye, nasıl yetişemedik dedim. Sahide mi? Samet dedim ki, bir şeyler söyle de bana dedim, ben şey yapayım, sabredeyim bu işe, Allah'tandır de, bir şeydendir de. Abisi he. Sonra? Ders ver dedim bana, ya ben dedi sana ne anlatacağım diye şimdi. Bak oldu mu? Olmadı sana.
Halbuki o anda derse ihtiyaç var. Dese ki ya bu Allah'tandır sabret. Bak Said dedi mesela. Allah'tandır sabret dedi. Vardır burada bir hikmet. Rahatladım. İki basit cümle bile o anda aklına gelmiyor. 86 yaşında adam, 52 yaşında benim. Deli Hoca. İki defa mı, üç defa elini öpmüş ustadı. Mektubu var. Ondan sonra bu kürsü, ömrü camilerde geçmiş, kürsülerde aşağı inince hapishanelere girmiş. Kürsüde konuştuğundan dolayı içeriye giriyor. Biliyorum yani, silah bile atmışlar, müşit diye falan. O diyor ki, hastalık dediği musibet olunca akıl devre dişi oluyor, ben hiçbir şey düşünemiyorum, hiçbir bilgime ulaşamıyorum. Sakın ha bana yaptın, başkasına yapma, sen ol. İki kelime et Allah için, bir şey oku. Bilmiyorsan bari bir şey oku. Ayette diyor ki abi buna tam şey olarak ve tevassabül hakkı ve tevassabül sabrı. Birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Ha, bak eşit olanlar demektir birbirlerine. Alim cahili demiyor birbirlerine. Bilen bilen, bilmeyen de bilene. Yani o anda peki o anda sekerat. Biz la ilahe illallah Muhammed Resulullah bilmiyor muyuz? Niye söyleniliyor? O anda musibetin aynı hastalık sekerat gibidir. Bildiğini unutursun. Harici gerek var. Bir tanesine şey yaptım ha, almaya. Artık bitmiş her şey böyle. Ya ben de bir şey biliyorum ha, sen hastan. Ne lan hastasın dedim, bırak dedim ya. Bırak kalk hissiyatını, direksiyona geç dedim ya. Akla doğru malzeme var. Hatırlıyor musun? İnsan kainatın çekirdeği aslisi. Bütün varlık insanı. Ha düzeldi. Olana dedi ki tutun kaldırın. Devam ettik. Döndü karşı. Ya buna gitmişim. Karşısına ne demesi lazım? Dedi ki ya bir çay yapsana bir Hasan'la bir çay içelim dedi. Ya. Çıktı yukarıya yani. Ne dedim? İnsan çekirdeği aslisidir kainatın. Hakikati Muhammediye cihet ile insan kainatın çekirdeği aslisi. Yani buzdan suyu kaldırırsan buz yok olduğu gibi. Allah'ın yarattığı alemlerden insanı kaldırırsan cennet, cehennem, Cebrail, Mikail deri yok olur. Çünkü bundan yaratılmış onlar. Biraz önce ölümden korkuyordu. Azrail'den korkuyordu. Azrail kendisinden yapıldığını çünkü bak çay yap hanım dedi ya, aslanla bir çay içelim. Yani sakın ha siz olun bana da. Bu biliyor, bu çok psikoloji ders yaptı demeyin. İki kelime edin bana. Sen de öyle yaptın değil mi bugün? Ben bundan sen istedim işte. Arabada sen. İnsan o anda her şey siliniyor. Olayın içerisinde sıfırlanıyor hafıza. Bu sefer bir telkin rahatlatıyor. İki basit cümle de olsa rahatlatıyor. Ya kabirdekine telkin yapılıyor. Vehhabiler bunu kabul etmiyor. Ben de diyorum ki ya Rabbi ben bedduayı sevmeyen bir tipim. Bunu ısrar edip insanları ihval eden, insanları bozan, kabirde telkin yoktur diyene Allah'ım ıslah et de, ıslah et, ıslah gayri kabilse bu masum insanları bunun şerrinden kurtarmak için Allah'ım buna telkin nasip etme. Aa, oldu biliyor musun bir tanesi? Rize'de bir tane olsun. O bir tane var ya televizyona çıkan adam Rize'li, bir tane yerlayetçi ismi ölmüyor. Annesi vefat etti. Vefat etti birkaç. Bir sene oluyor olmuyor. Şey yapılıyor, annesini gömdü. Tabi hoca arkadaşları yok mu televizyonda çıkan meşhur. Meşhur bir adam ya. Dedi ki, tamam hocalar, bir dakika nereye gidiyorsunuz dedi. Nereye gidiyorsun hoca arkadaşım? Hocam gömdük. Ya bir şey okursanıza dedi ya. Hocam televizyonda da söylüyorsunuz ki mezarda okunmaz. O ona bir şey yaptığıyla gitti. Arkada bir şey olmaz. Ne okuyacağız hocam dedi. Ona tesir etmez ki onunla alakası yok. Yaptığıyla gitti. Siz böyle söylüyordunuz. Haklısınız. Ama ne olur rica ediyorum. Ne olur bir şey oku. Aynı böyle dedi. Ya. Demek ki başkasına olduğu zaman öyle. Yumurta dayanınca. Hazreti Ömer Efendimiz'e bir anlaşma yapıyorlar ya abi kafirlerle, müşriklerle. Hazreti Ömer Efendimiz de Ebu Bekir Efendimiz'in yanına geldiğinde Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ya Ebu Bekir biz üstün değil miyiz diyor. Güç olarak yani davamız hak değil mi filan gidip savaşalım diyor. Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de ona tekrar diyor ki ya Ömer Peygamber Efendimiz de demişse doğrudur ona itaat etmek lazım. Yani Hazreti Ömer Efendimiz dahi ne yapıyor? Bir seviyeden sonra telkine ihtiyaç oluyor. Evet. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onu
orada sakinleştiriyor yani itaat et diyor. O peygamberin ölümünde de öldü diyenin kafasını keserim. Oysa peygamber vacip miydi aşağı, mahluk değil miydi? Onu öldü diyeni öldürürüm demedi mi? Denge fırttı da. Sonra gitti değil mi? Ebu Bekir Sıdık mı dedi yoksa evet. Bir sahabe? Evet, evet. Bir telkin yaptı, oturdu, tam. Demek ki peygamber de ölürmüş. Ayet-i Kerim'i okuyor abi. Hatta sahabeler diyorlar ki yani işte Muhammed de Aleyhisselatü Vesselam şeydir, bir beşerdir. O da aranızdan çıkıp bir sessizce Allah'a geri döneceksiniz. Ayet-i Kerim'i okuyor. Sahabeler diyorlar ki biz diyorlar sanki o ayeti hiç duymamış gibi diyorlar yani. Yani bizde bazen oluyor mesela abi mesela bir yer okuyor şimdi, bir cümle okuyor. Diyor hatta siz dediniz ya işte şu hadis alemime açıldırdınız ya mesela. Ha ya. İşte demek ki yani o hakikaten açılması vakti, o ayeti anlaşma vakti oymuş yani. Mesela o yürürken ha, baktım ki her gün bunlarla muhatabım insanlarla. Ona kanıma hakim değilim. Tansiyonuma hakim değilim. Nabzıma hakim değilim. Aklıma hakim değilim. Kalbime hakim değilim. Vücuduma hakim değilim. Kanserime hakim değilim. Ona nereye hakimim ya? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. O var ya üstteki o vinçe. Binince vinç böyledir. Tamam mı? Böyle. Böyledir. Böyle bakıyorsun. Hiçbir şeyim yok yani. Böyle bakınca sanki kendime bakıyorum hiçbir şey yok. Kendini unutuyorsun arkada kaldın ya. Böyle bakınca. Yani hiçbir şey yok. Ödüm patladı. Vay be hemen unutmak için bu tefekkürü başka bir şey. Ben o doğruymuş değil mi? Hiçbir şartım yok. Zaten bunu bulmak lazımdı. Biz hemen unuttum. Bu sefer gaflet de nimettir demeye başladım. Ulan gaflet de bir derece yaşatıyor demeye başladım. Gaflet ha. Bazen diyorum ya, tobestor lazım bir şey olsun ama gaflet de bir ne mi? Niye? Lan bazen bir şeyler yaptırıyor, günahlar yaptırıyor da falan varım falan zannediyorsun. Meğer varlığını hissettiğine demek ki bu nefismiş. İçtiğini bilirsin. Peki. Bir daha bu her şey, ben burada düşünüyorum da her şeyin aslında ihlas böyle. İnsan düşüyor, kalkıyor ama Hazreti Ömer de öyle demiş ya. Demek ki yani ihlas olunca ama halis olunca yine doğru yolu buluyorsun. Buluyor evet. Yani ne kadar böyle yalpa yaparsa bile kul külü yâmenu ala şakile kul dönüp dolaşır aslı bulur. Mesela şöyle diyorum ben. Babalar arıyor, anneler arıyor. Oğlum şöyle yapıyor böyle. Dedim kardeşim bu çocukken Kur'an öğrettin mi? Öğret. Risale-i derslerine götürdüm babası. Dersi gün. Allah'ın izniyle bunun ruhunda çekirdektir. Ala veren dala veren Kürt Mehmet nöbete dönüp dolaşıp öyle bir tabir var ya. Dönüp dolaşıp pekmezci dükkanı gelecek. O çekirdek ağaç olacak. Eğer hakikaten gelmiyorsa o çok istisnalardır. Yani bir ders la kal diyor usta. Bir ders alsa o çekirdek gibidir. O benimdir diyor tane. Günün birinde dönecek. Yani ayette de öyle diyor. Kul küllü yamela ala şakile. Yani insan dönüp dolaşıp en son şakilesiyle hareket ediyor. Fıtrat asliyesiyle hareket ediyor. Bir sürü alavera dalaveralardan girdik değil mi? Aa bak gelmişsin buraya. Yani gene giriyor. Vahir davahu menin hamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selam olsun.